Sokak röportajlarına hoş geldiniz. Bugüne kadar en çok ne zaman ve nerede yoruldunuz? En çok ne zaman yoruldum? Sevgilimden ayrıldığım zaman çok yoruldum. Yani psikolojik ayrıklık, önemli değil, devam edin. Psikolojik ayrıklık, psikolojik yorgunluk bence daha büyük bir yorgunluk yani. Yazında çok yoruldum. İş falan, okul. Maçta çok yoruldum. Turnuva vardı, eskrim maçı. Orada yaklaşık 16 saat falan toplam çalışmıştık. O zaman çok yorulmuştum. Triatlona katılmıştım ve Duz Tabanım. Orada 2 kilometre beni koşturmuşlardı. 1 kilometrede 5 dakika dinlendim, sonra 1 kilometre daha devam ettim. Normalde yarışı 5 dakikada bitiriyorlar. Ben 20 dakika şey yaptım. 15 dakika beni beklediler. Orada biraz ben utandım yani. En çok orada yorulmuştum. Tırmanış yaparken yoruldum galiba en çok. Nereye tırmanıyordum? Kısa kaya. Kısa kayaya tırmanırken. Dün ben de dershaneye gidiyordum. 3 tane köpek kovalamaz diye yanlarından geçiyordum tam o sırada. Üçü bir anda koşunca bayağı yoruldum yani, dershaneye kadar koştum. Sanırım final haftalarında. Abi bilmiyorum, cevabı gerçekten bilmiyorum şu an. Üniversiteye hazırlık yılında. En çok Bilkent'te vize zamanı çok yoruluyorum. Tamam da biz şimdi en yakın arkadaş olunca soru cevaplar hep aynı oluyor. Aynı bölümdeyiz bir de. Ay o kadar çok yoruldum ki, hayat beni çok yordu aslında, hangi birini anlatayım. Yani 24 yıl öğretmenlik yaptım, edebiyat öğretmeniydim. Yoruldum. Yani hangi birini anlatayım bilmiyorum. Düğün salonunda çalışıyorum. Yani sabah 5'e kadar falan Karadenizler orantepti. Kuzenimin düğününde yoruldum. Halay çekmekten tabii ki. Orada tekrar halaya giriyorum. Bir gün bisiklet sürüp, basket oynayıp, alışveriş yapıp koşmuştum. O gün ölmüştüm yani. O gün bayağı yorulmuştum. Dün yoruldum. İçtim çünkü. İlk gidişimdi. 5 bardak falan içtim. Aslında eğlenmek için içmiştim. Ama sonra ağlamaya başlamışım. Acılarım falan vardı. Onları anlatmışım. Saatlerce ağlamışım. Aramamam gereken bir insanı aramışım. Telefonu kapatmışım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir keresinde 18 saat boyunca çalışmıştım. Garsonluk. İnşaatta çalıştığım dönemler. Sabah 8, akşam 6. Yani en yorucu günlerim o zamanlar herhalde. Ben köyde büyümüş bir kızım. Yazın hani tarla işlerimiz oluyor. O tarla işlerine ilk başladığımız iki gün falan bayağı bir aşırı yorulduğumu hatırlıyorum. Bir ay Avrupa'yı gezdim. En çok o zaman yoruldum. Bir ayda anam ağladı gerçekten. Dün gece, orası özel. Sevişirken? Geçen hafta İstanbul'daydım, Beşiktaş'ın Olimpik Lyon maçındaydım. Mahvoldum orada. Ben sporcuyum, eski sporcuyum. Yorulmak bilmiyorum. Bir de artı bypass ameliyatlıyım, o nedenle yorulma diye söz konusu değil. Şu an herhalde ya. Yani şu an elimdeki alet. Vallahi yavrum, yaşım gereği hep yorgunum. Yani işte okuldan çıktık vallahi. O kadar yorucu geçiyor ki ya. İçimiz bayılıyor. Sabah 6'dan akşam 6, tam gün mesai gibi ya. Stajda. Köle gibi çalıştırıyorlardı. 2 gün önce arkadaşımla bütün Kütahya'yı dolaştığımız için o zaman yorulmuştuk. Valla biz Kütahya'dan geliyoruz, gezerken yorulduk burada. 2 sene önce İzmir'e gittiğimde çok yoruldum. Çünkü kalacak yerim yoktu. Ve sürekli otostopla seyahat ediyordum. Büyük oğlumu evlendirdiğim zaman. Torunun peşinde koştururken. Bugün bir arkadaşım benim yanlışlıkla küfür etti. Polis de kendi üstüne alındı. Yaklaşık bir 15 dakika falan bizi kovalar. O zaman çok yoruldum. 8 saat yattım. Ben yorulmam. Gezmeyi çok severim. Hiç yorulmadım. Çünkü yoruldukça daha dinçleşiyorum. Kent FM'den Erhan var yanınızda. Superman. Mr. Superman. Geceleri 11-1 arasında altında 4 gün yapıyor. Kendisini dinleyin. Kendisini dinleyebilirsiniz. Şimdi Erhan'a soruyoruz. Abi sen en çok ne zaman? En çok ne zaman yoruldun? En son mu, en çok mu? En çok. Burada 101.4'te Kent FM'de Metehan'ın X-Large yayını vardı. Orada 3 gün boyunca uyumadan yayını yaptık. Evet, o çok zor bir işti. Orada çok sağlam yoruldum. Sen kimsin? Çekimlerinde çok yorulmuştum, onu hatırlıyorum. Hmm. Turneler yaparken uykusuz kalmıştık bir hafta falan. Sahneyi kursök, işte etkinlik. Gece uyumadan. 2 saat uyuyakalmıştık otobüsü beklerken, işte, hatırlıyor musun? Evet. O zaman aşağıya en çok ne zaman çok yorulmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dinleyin, bye bye. Abone olun. Görüşürüz.